misin ben teyze? Mesla, sen defterini almaya çıkmamış mıydın yukarıya? Nerede defterin? Sorma teyze ya. Kursun heyecanından kafam gitti. Çantamdaymış zaten. Görüşürüz. Nesli ha? Dur bakayım sen. Neyin var senin? Ha? Sanki tanımıyorum seni. Ne saklıyorsun benden? Söyle Nesli, ne oluyor? Kursun ilk günü. İster istemez geriliyorum. Ne zamandır bu mutfak dışında bir şey yapmadım biliyorsun. Ya beceremezsem diye? Kızım boşuna endişe ediyorsun sen. Oradaki herkes senin gibi ilk defa geliyor, öyle değil mi? Hocadan gözünü ayırmazsan hallolur her şey. Hadi git sen, gecikme. Papatya çayı istiyorum ben. Tabii. Hayırdır? Sen iş saati nereye? Kursa gidiyor Zuhal Hanım. Yaman Bey'in de müsaadesi var. Ne kursuymuş bu? Moda tasarım kursu. Hay Allah'ım, modacı olacakmış ya. Al birini vur ötekine. Çıkıyorum ben teyze. İyi günler Zuhal Hanım. Sen bir dursana. Sen benim parfümümü mü sıktın Neslihan? Olur mu öyle şey Zuhal Hanım? Yalan mı söyleyeceğim ben? Resmen üstüne boca etmiş ya. Ay yok. Bana bak. Sen benim odama gizlice girip benim parfümümü mü sıktın? Bu ne hadsizlik? Neslihan yapar mı öyle şey? O kendi parfümüdür o. Kokusu sizinkine benziyordur değil mi Neslihan? Neslihan yapmaz öyle şey. Gördün işte. İnkar bile edemiyor. Ama ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bakalım bunları Yaman öğrenince ne olacak? Zuhal Hanım, Zuhal Hanım ne olur size yalvarıyorum. Lütfen söylemeyin Yaman Bey, bir hatadır olmuş. Ne olur Yaman Bey duymasın. Yalvarıyorum size. Hata mı? Ben nasıl güveneceğim artık ona ya? Nereden bileceğim bir dahaki sefere odama yine gizlice girip bu sefer kıyafetlerimi giymeyeceğini? Size ben söz veriyorum. Neslihan bir daha odanıza girmeyecek. Lütfen affedin. Bana bak küçük sinsi. Teyzene dua et. Ama bir daha böyle bir şey yaşanırsa ikiniz de gidersiniz bu konaktan. Duydunuz mu? Teyze. Nasıl yaptın Nesli? Nasıl yaptın? Nasıl?